Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli körmenler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşü olanı karşılayalımız. Ben Abdullah Yalğun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve Dünya gün tertibindeki en mühim haberlerini huzurunla sunumuz. Qeynem sizi kıtanlar ekranımız olsun. Parlament əzaları Amerika hükümetini Uyghur meselesi de Xitayga qattı qol buluşqa çağırdı. Amerika'daki iki partiyanın parlament əzaları hükümetini Xitayning Uyghurlarını bastırış kılmışlarına karata teximi qattı qol buluşqa çağırdı. New York vaqt gezdinin bugünkü xabirde bildirilishçe Amerika'daki demokratçılar ve cumhuriyetçilerinin parlament əzaları Biden hükümetiga Xitayning Uyghurlarını bastırışıga karata pozisiyasını küçeytiş haqqıda besim qılıvatqan bolsumu, ama iki partiya bu meselede Xitayga karşı oxşamagan usullarını kullangan. Bu hafta Demokratçılar Partiyasının əzası Rich Torres, Dövlət İstihbarat İdarəsinin baş nazaratçısı Avril Haynes'a keskin sözler bilen mektup yazıp, hükümetinin Xitayning Uyghurlarga qaratqan muamelesi haqqıda dokulat sunulmaganlığını ayıplagan. Haynes'ın bayanatçısı Rich Torres'ın mektubunu tapşırıp alganlığını itiraf kılgan. Ama bu haqta ifade bildirişini rad kılgan. 25 sentyabr Avam Palatası Cumhuriyetçiler Partiyasının başçılığında sunulgan bir kararını makullab, Biden hükümetini Uyghur, Tibet qatarlıq milletlerini bastırışqa qatnaşqan Xitay əməldarları bilen alaqını toxtışqa qıstıgan. Bu haqda söz kılgan Rich Torres, Amerika hükümetinin 2021 yılı Xitayının Uyghurlarga qaratqan cinayetlerini irqi qırğınçılıq dep jekarlığanlığını, arqadalı Uyghur mecburi emgekini çekleş kanununu makullab, bir kısım Xitay şirketleri ve şahslarga ceza yürgüzgenlikini, ama bu resmi hareketlerden keyin Amerika istihbarat sahasının Xitayının Uyghurlarını bastırışı ve irqi qırğınçılıq hareketinin növetteki ahvali doğrusu jim turğanlığını bildirgen. O sözü diyene, men bütün federatif hükümetinin bulup mu istihbarat sahasının hayran qalırlıq sükütüden nahayda endişe kılvatımen degen. Bildirilişe, ötken ile Amerika parlamenti bir kanun lahisini makullab, devletlik istihbarat baş teptişeden Xitayının Uyghurlarga karatkan insan hakları depsendicilike haqqıda aşkarı dokulat tayarlaşın talep kılgan. Mezkur dokulat esli bu yıl 6. ayda hükümetki tapşırılışı kerek iken. Avam Palatasının Xitay İşleri Komiteti azalarından bolgan Rich Torres 25 sentyabr muhbirinin ziyaretini kabul kılıp, özünün mezkur kanun lahisini sunuştaki maksatının Xitayning irqi qırğınçılıq cinayetini roşan gavdilendiriş ikenligini ta'kidlagan. Amerika parlamenti istihbarat organlarından köpligen mahbi ve aşkarı dokulatlarını tapşırışını talep kılgan bolsumu, ama istihbarat organları bu dokulatlarını vaqtida tapşıralmagan. Biden hükümetinin əməldarı Xitayının Uyghurlarını bastırışını ciddi bir məsele deb qaraydığanlıqını ve Xitayını tənqidləşdən özünü qaçırmaydığanlıqını bildirgen. Ama Torres bu dokulatının keçiktirli səbəbi mürəkkəb geopolitikilik amillar deb qarığan. Victoris bu haqda yana, biz buni bir vaqtliq geopolitikilik tədbir deb, yoki buni Xitay Kompartiyasini bi'aram qilib qo'ydi, qattiq sezgir nuqtalarga chekilib qo'ydi deb bu masalani mundaqli yoshirib qo'yolmaymiz degan. Xabarda qayd qilinishicha, Uyg'urlarni qo'g'dash Amerikadagi ikki partiyaning parlament a'zolarining o'rtaq qo'llashiga erishgan asosiy masalalarning biri bo'lib, hozirga qadar ko'p sonliq Avam Palatasi a'zolarining qo'llashi bilan bir qancha qaror ma'qullangan. Bu kararlar Uyghurlarının insani hukuklarını ilgiri sürüş, şunlıkla Uyghurlarının mecburi emgeki salgan şirketlerden meblağını çekindirişini maksat kılgan. Amerika Prezidentlik sayılımı yakınlaşkan seri parlament azalarının bu aktiki münazirleri texamo küçeygen. Xabarda parlamentdagi har ikki partiya Uyghurlarning taqdiriga ko'ngil bo'lganligi, ammo ikki partiyaning uzun muddatdan buyon Xitoyga qanday qilib eng to'g'ri usulda qattiq muomila qilish masalasida talash tortish qilib kelganligi, jumhuriyatchilarning rahbarlari Biden hukumatini Xitoyga yumshoq qo'llik qildi deb ayiblasa, demokratchilarning jumhuriyatchilarni diplomatiyaga buzg'unchilik qilishga urindi deb ayiblab kelayotganligi qayd qilingan. Xitay Amerikaning moda kiyim shirkati PVH'ni tekshirishga boshladi. Xitay Amerikaning moda kiyim kechak shirkati PVH'ning Sharq Turkistonda ishlab chiqarilgan mahsulotlarni boykot qilishi sababli mazkur shirkatni tekshiradiganligini da'vo qildi. Fransiya xalqaro radiosining xabar qilishicha, Xitay savdo ministrligi 24 sentyabr Calvin Klein va Tommy Hilfigerning ona shirkati bo'lgan PVH shirkatiga qarata tekshirish boshlaydiganligini bildirgan bo'lib, bu shirkatning bozor savdo prinsipini buzganligini,
Şarkı Türkistan'da işlep çıkarılgan mahsulatlarını çekleşke urunğanlıqını dava kılgan. Xitay Sodi Ministerliği bayanatı da PVH'nin 30 gün içide hüccet ve ispatlarını tapşırışını talep kılgan. Ve ötken 3 yıl içide Şarkı Türkistan'da işlep çıkarılgan mahsulatlarına karada kullanılan herkandak kemistiş tedbirlerini tepsili çüşendirişi gereklikke hakkı da car salgan. Xitay Sodi Ministerliği yeni bir bayanatı da PVH şirketinin heçkandak paket asası bulmağın ekvalda atılmış Şinjan paxtısı ve başka mahsulatlarını çekilgeliğine dava kılgan. PVH şirketi Organ Torbeti'deki bir bayanatı da mezkur şirketinin ticaret kılıvatkan devletlerinin kanun nizamlarına cümleden Amerika hükümetinin Şarkı Türkistan'daki mecburi emgekke alakadar kanunlarına boyusundakallıqını bildirgen. PVH şirketi yana Xitay Sodi Ministerliği bilen alakalışıvatkallıqını bu mesele hakkında muvaffak inkas kaydırdıqallıqını etkan. Amerika, Xitay'a karşı Japonya bilen hemkarlaşıp deniz gücünü saklaşka tırışmaqta. Xitay kan kölemde paraxot yasavatkan bir mezgilde Amerika Japonya bilen hemkarlaşıp paraxotlarını remont kılış arqalıq deniz gücünü saklaşka tırışkan. Amerika vazının 25. sentabr haber kılışça 10 yıllardın bayan tehditke uçurmağan Amerika Deniz Armiyesi'nin hükümran oranı nöbetli besimiğe düşkelgen bulup, Xitay'nın devlet ilgilikideki kemisazlık sanayeti tiz süratli kengaygen. Bütün Amerika Deniz Armiyesi bunun təsirge uçurgan bulup, Amerika'nın bazı su üstü ve su astı paraxotları Amerika'nın paraxot yasak zavutlarda remont kılışını kütüp duruvatkan bulup, paraxotlarını ve matroslarını qiyin ahvalığa çüşürüp koygan. Tahlilçilerinin eğitişçe bu keçiktürüşler Amerika'nın küç görüstüş ve tokunuşunu tosuş iktidarını acizlaştırgan. Bulup mu Tayvan Boğazı ve Cenubi Deniz Qatarlıq Xitay mevcut vaziyetini özgertivatkan rayonlarda bu ekvallar gevdelik bolgan. Bu meselini hal kılışkı yardım veriş üçün Amerika itibaktaşlarının bulup mu dünyadaki en çok kemisazlık devletlerden biri bolgan Japonya'dan yardım talep kılgan. Bu yılın başlarında Amerika ve Japonya emeldarları Japonya'nın kemisazlık zavutları da Amerika Deniz Armiyesi paraxotlarını çoğunturdur remont kılış iktidarını kengaytiş planı doğrusu söhbetleşişke başlıgan. Amerika'nın Japonya'daki baş elçisi Ram Emanuel bu teklifinin Amerika paraxotlarının bu rayonda kılışı üçün muhim işkerlikini bildirgen. Emanuel Amerika avazıga Hindi Tinici Okyan rayonu bizge nispeten mihman meydan hesablandı. Ama itibaktaşlık bolganlıqı sebeplik bu sahibhan musabıqı meydanıga tihamı okşaydı degen. Bu müzakirler Japonya'nın 10 yıllardın bu yankı tenişlikperverlik siyasetinden vazgeçip, tekimi aktif rayonluk bihaterlik rol ilişki özgürüşüdek yüzülünüşüne eks ettirgen. Bu yana Amerika'nın Asya'daki itibaktaşlarını Xitay'nın künsiri eşibatkan təsirge takabül duruşta, tekimi köp bihaterlik mesuliyetini üstüge ilişki rıgbetlendiriş stratejisinin bir kısmı bulup kalgan. İsrailiya Livan'a hücumğa ötüşke tayyarlanıvatqanlıqını elan qıldı. İsrailiya armiyası başta başlıqı Xeyrizi Xalevi armiyanın Livan'a quruqluqtan hücumğa ötüşke tayyarlanıvatqanlıqını jakarladı. Türkiye Avazı Radyosu xabarda qeyd qılınışça Xeyrizi Xalevi İsrailiya armiyasının Livan'a quruqluqtan hücum qılış maneveri jarayanında bayanat elan qılıp, İsrailiya armiyasının şimalıda yaşaydıqanlarının öylerge qaytıp kelişke kapalatlıq qılış üçün Livan'a quruqluqtan hücum qılışqı tayyarlanıvatqanlıqını bildirgen. O rayonun armiyanı Livan'a kelgisi quruqluq hücumğa tayyarlaş ve Hizbullah'a zərbi birişini davamlaştırış üçün hava hücumlarına mı davamlaşıvatqanlıqını təkidligen. Livan Sahiyya Ministeri Firas Al-Abiyat İsrailiyanın tünügün ətigendin buyan davamlaşıvatkan hava hücumada 51 kişinin hayatıdan ayrılganlıqını, 223 kişinin yarlanganlıqını aşkarlıqan idi. Növeti İsrailiya Livan'a havadın hücum başlığandın buyan öldürülgelerinin sani 500'dün eşip kettdi. Hürmetli görmelerimiz, şunaqlı bugünkü haberlerimiz müşerde ahırlaştı. Ədik programımızı görüşkice aman boğayslar. Assalamu alaikum ve rahmetullah.